Program güzel de fakat verilen cevaplar doyurucu olmadı. Yani evet. Hiç doyurucu olmadı. Hoca orada tek başına anlattı. Diğer şahıslar da bir anlamda tek yanlı dinlemiş oldular. Halbuki hepsinin çok kapsamlı, geniş, doyurucu cevapları vardı. Çok net, mat edecek cevaplar vardı. Hemen hemen hiçbir cevabı vermediler. Bizi de oraya çağırmadıkları için hoca da geniş alanda istediği gibi at koşturdu yani. Evet, böyle bir teklif gelmedi değil mi hocam? Gelmez, çünkü gelirse 15 dakika sürmez yani, anında bitiririm. Çünkü Dawkins de öyle, şiddetle kaçınıyor. Çünkü nasıl savunsun, neyi savunsun? Mesela dedi ki orada Celal Hoca, ara fosiller var, hem de zibil gibi mevzul var dedi. Aynen. Çıt yok. Bir kişi demedi ki hocam bir tane getirin şuraya masanın üstüne koyun. Hocamız 10 trilyon vereceğini söyledi. Hı hı, hı. Değil mi? Sayın Adnan Oktar 10 milyon, 10 trilyon vereceğim dedi. Getir şuraya, hem 10 trilyonu al git, hem de biz bir ara fosil görmüş olalım demediler. Evet. Dinozorları ara fosil olarak nitelendiriyor. Ara geçiş formu dinozorlar, olarak nitelendiriyor. Tam mükemmel bütün canlılardır. Ara fosil özelliği sıfırdır onlarda. Yani her yönden omurga yapıları, çene yapısı her yönünden tam mükemmel canlıdır. Ne alaka? Yani çıt çıkmadı orada. Yani fil ne kadar ara fosilse, su aygırı ne kadar ara fosilse, o da o kadar ara fosil olur. Çünkü tam mükemmel canlı. Ara fosil demek bir hayvanın yavaş yavaş geliştiğine dair, mesela 5 parmaklı olduğunu düşünelim. 2 parmaklar yapışık. Hı hı. Üçte de 3 tane daha parmak var. Ensesinden bir kulak çıkmış, tepesinde bir kol çıkmış ve böyle milyonlarca varlık olması gerekiyor. Ara fosil denilen şey budur. Evet. Mükemmel, tam, kusursuz canlıya ara fosil denir mi? Evet. Yani konuşuyorlar ama delil getiremiyorlar ve delil getiremedikleri sürece de zaten bu teorinin olmadığını evet. Çok net bir şekilde göstermiş oluyorlar. Hayır, hiçbir Darwinist zaten onu ara fosil olarak kabul etmez. Evet. Etmiyor. Evet. Orada Celal Hoca çıktı. Onlar hemen süt liman sustular. Halbuki olayın gerçek yönü öyle değil. Mesela şu göz olayını anlattı. Görme evet. Olayını anlattı. İşte terliksi hayvandan bahsetti. kardeşim kimse orada çıkıp trilobitlerin gözü çok daha gelişmiş ve çok daha mükemmel demedi. Mesela evet. Bakın elimizde var. Buyurun. Öyle plastikten falan da değil. Evet. Hakiki trilobit. Gösterebilirsek arkadaşlar. Bakın. Yaşı 354 milyon yıl. Celal Hoca'ya sunulur. Evet. Trilobit. Gözleri bak burada görülüyor. Çok mükemmel bir göz yapısına sahip. Ayrıca detayda vereceğim yine. Efendim. şöyle olabilir. Şunlar sizde dursun. Tamam. Bunlar da bende dursun. Tamam. Ben trilobite bakayım. Siz de oradan bakın. Rastladınız. Evet, evet sizde. Trilobit. Postum. Evet. Şöyle bir de onun yakın. Bakın burada göz açıkça görülüyor. Şurada şu elinizdeki bir geçti. Şu geçtiğiniz. Şuradan. Evet. Bakın Celal hocamıza sunulur. Dikkatlice baksın. Mükemmel bir trilobit gözü. En gelişmiş şeklinde görüyorsunuz. Göz mercekleri de açık açık görülüyor. O daha terliksi hayvandan bahsediyor dönemlerde. Işığa duyarlı. Atalan Üsküdar'ı geçmiş o dönemde bunlar. Evet. Mükemmel göz ve tam gelişmiş trilobit gözü. Evet. Evet. Bunun dışında yine burada bir başka fosil evet. Daha var sanıyorum. Onu da yardımcı edeyim evet, ben estağfurullah. Size. Buyurun. Mesela 24 milyon yıllık istiridye fosili. Şu anki hali bu sol elimde görünen. Bakın 24 milyon yıldan beri aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Celal hocamıza sunulur. Biz istiyoruz ki Celal hocam da öyle buna benzer dinozor getirmeye kalkmasın da. Çünkü dinozor zaten mükemmel bir canlı. Evet. Yani kusursuz bir canlı. O ara fosil olmayacağı onun belli. O zaman fili de alıp getirsin yani dinozor olursa. Olur mu öyle şey? Evet. Ara fosili ne olduğunu bilmiyor daha Celal Hoca benim kanaatim. Evet, ara fosili ne olduğunu bilmiyor tabii. Yapamıyorlar zannediyorum ki.
Hayır, mükemmel canlıda ara fosil olur mu? Mesela atın evriminde de onu hatayı işliyorlar. Mesela normal, mükemmel canlılar var. Her yönden oturmuş. Şimdi mesela atın farz edelim kafasının gelişmesi diyelim. Kafa yandan bir uzaması gerekiyor. Oradan bir şöyle kule gibi bir şey çıkması gerekir. Atın mesela bir gözü sırtında olması gerekir. Göz efendim küre biçimini alır bir tanesi. Bir tanesi bilmem başka bir şey. Çünkü bunlar diyor ki mutasyonlar çok anormal varlıklar meydana getiriyor diyorlar. Bu anormal varlıkları biz işte göremiyoruz. Hep mükemmel varlık görüyoruz. Mutasyon mükemmel varlık. Hadi diyelim ki bir tane yaptı. Ama tamamen mükemmel. Yani 100 milyar 100 milyon fosilin tamamı mükemmel. Böyle olursa bu yaratılışı gösterir. Ama evet, bizim dediğimiz gibi böyle garip mahluklar olsa milyonlarca, milyarlarca ki olması gerekiyor. Evet. Darwin de bunu söylüyor. O zaman derdik de Allah böyle mutasyonları vesile etmiştir, böyle yaratmıştır diyecektik. Ama böyle bir şey yok. Evet. Bu arada bir de hurma zenci insan evet, evrimi var değil evet, mi? Hurma zenci insan, arada bir şey daha vardı ama. İbn-i Miskeveh denen evet, bir vatandaş, işte biz diyor hurmadan olduk diyor. Bir de bu çıktı, şimdi bu da bunu uğraşıyoruz. Biri mikroptan olduğunu söylüyor, biri hurmadan olduğunu söylüyor, biri solucandan, biri tarla faresinden olduğunu söylüyor. Bizim de işimiz gücümüz bunlara cevap yetiştirmek oluyor, yani bunları açıklamak oluyor. Mecburen açıklayacağız tabii. Hurma ağacı, dini bir gereği. Yaprağı fosili. Evet. Mesela 60 yani, milyon yıldan beri hiçbir değişikliğe de uğramamış. Geçen hafta da yaratılış atlasında evet, da göstermiştik aynı zamanda izleyenlerimize. Pardon, daha eski bu. 145 milyon yıllık evet, bu tabii, 145 milyon yıllık. Fakat daha genç fosiller de var. Bu 145 milyon yıllık. 145 milyon yıllık. Hiçbir değişiklik uğramamış tabii. Hiçbir değişiklik olmamış. Tabii. Her yıla ait var aşağı yukarı, ne kadar isterse getirelim. O akşam öğrencilerin sorduğu sorulardan bir tanesi de, madem evrim diye bir şey var, neden insana geldikten sonra, insandan sonra bir evrimleşme söz konusu olmadı denildiğinde verilen cevap da çok doyurucu nitelikte değildi açıkçası söylemek gerekirse. Ya aslında Celal Hoca'ya karşı çok şey kaldılar, pasif kaldılar. Adam tek başına yani boş alanı buldu, istediği gibi konuştu. Yani böyle olmaz. Mesela diyor uygulama olarak gösterdi, hayvanlar otların arasına saklanıyorlardı diyor. Evet. Ondan sonra işte saklananlar, ayağa kalkanlar daha avantajlı diyor. Şimdi Celal Hoca'ya sormak lazım. Bir ayıyla aynı ortamda olsa, ayı dört ayağıyla koşsa, Celal Hoca da iki ayağıyla koşsa, kim kimi geçer? Ayı Celal Hoca'ya beş basar yani. Onun tozuna yetişemez yani. Dört ayakta koşma avantajdır hayvan için. Evet, karşıdan gelen aslında taş atma hikayesi de vardı aynı zamanda. Daha yani yolun onda birine varamaz Celal Hoca, o koşacağım diye. Evet. Avantaj olan bir şeyi dezavantaj gibi gösterdi orada. Kimse de bir şey demedi. Halbuki dört ayaklı hayvan çok mükemmel koşuyor ve çok mükemmel kendini savunuyor ve çok iyi gizlenir. Ayakta olan hayvan dezavantajlıdır her zaman için. Kaçması, savunması da çok güçtür. Yani alenen dezavantajdır.